Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere rastgele arada fonksiyonunu anlatmaya çalışacağım. RandBetween, istatistik ve matematik kategorisi, yani matematikte de kullanabileceğimiz, istatistikte de kullanacağımız bir fonksiyon. Buralarda bazen aynı fonksiyonu iki kategoride aldığımız birkaç fonksiyon için geçerli. Ama çok önemli değil arkadaşlar. Biz sonuçta fonksiyon ne iş yapıyor ve nasıl kullanabiliyoruz? Onun üzerinde duruyoruz biliyorsunuz. Amacımız hani Excel'i öğrenmek ama Excel ile birlikte bir çözümler geliştirmeyi sağlamak. Yani bizim tüm seminerlerimizde ve çalışmalarımızdaki amacımız bu. Arkadaşlar ilişkili olarak diğer bir fonksiyon daha var. SSayüret. Onun da İngilizcesi RandBit. Rand sadece arkadaşlar. Şöyle bir örnek vereyim. Hani direkt çağırabiliriz. SSayüret. Rastgele aradayı çağırayım şuradan. Tümünden R'ye basayım. Arkadaşlar. Rastgele arada. Bizden ne isteyecektir? Hangi aralıkta? Efendim 1 ile 100 aralığında veya 0 diyelim. 0 ile 100 aralığında sayı üret. Üret. İşte bu sayı böyle her seferinde rastgele bir algoritmayla sayı üretiyor. Amaç bu arkadaşlar. Diyelim ki 200 tane var. İşte bunlar rastgele üretilmiş. Ne işimize yarar? Arkadaşlar öğrenci notlarını simüle etmemiz gerekebilir. Ona göre istatistik çalışmaları yapmak gerekebilir. Yine benzer şekilde hani bir çekiliş gibi bir şey. Hani 100 tane değer var. Onlardan işte çekilecek gibi rastgele bir algoritmayla. Hani olmuyor değil. Aklıma şöyle bir örnek geldi. Yıllar önce çalıştığım yine yazılım firmasında bir sanıyorum işte bu tür ürün satan, deterjan gibi şeylere satan firmanın eskiden arkadaşlar çekilişler çok olurdu. Mektuplar hep bize geldi. Atıyorum bir mutfak eşyası çekilişi işte 1000 kişiye çekilecek ama o kadar çok zarf gelmişti ki atıyorum 10.000 kişiden 20.000 kişiden o zarfların hepsi bize geldi. Bunlar bilgisayara girildi. Noterle falan yapılmıştı ama tabii bu da elbette bu tür yazılımlar artık yapılabilir. Ancak hani gerçekten adaletli bir şekilde diyelim 10.000 kişiden 20.000 kişiden 100.000 kişiden 1000'ini çekeceğiz. Demek ki bunların içerisinde rastgele bir algoritmayla yani biz 1 ile 10.000 arasında olmak üzere 1000 tane sayı üreteceğiz. Arkadaşlar üreteyim. Rastgele arada. Diyelim ki 20.000 kişiyi postadan gelme sırasına göre aldık. Girdik bilgisayarımıza yazdık. Burada onlar birden bir bu kişi, 2 bu kişi diyelim, 20.000 kişiyi bu şekilde yazdık. Şuradan ben 20.000 kişiyi götüreyim. Tamam, yani 1000 de keseyim. Yani çok abartmayalım. Evet, 1100 kişi, 20.000 kişi olduğunu varsayalım. Bunlardan 100 tanesine de çekiliş yapılacak. O zaman biz rastgele aradayı alıyoruz. Hediye verilecek. 1 ile 100 dedim. Ha, pardon. Bunlardan 1200'e kadar ürettik sanıyorum. 1000 tane de keseyim. Net olsun. 1000. Şunları siliyorum. Şimdi 1000 kişiden mektup aldık. Onlardan 100'üne hediye verilecek. 1000 müşteri burada. Şimdi 100 tane sayı üreteceğim ama 1 ile 1000 arasında arkadaşlar onu söyleyeyim 1 ile 1000 arasında ama 100 tane sayı üretilecek. Tabi tekrar da etmeyecek. 100 tane sayı. Bakın çok oldu. Evet. Bunlar. Tamam. Evet. Şimdi demek ki 1000 kişi var. İşte hediye çıkan 100 kişi de burada. Nasıl seçildi? Rastgele seçildi. Yani bunu noter huzurunda anlattığımızda diyeceğiz ki bakın rastgele arada fonksiyon. Şimdi tabii burada şöyle bir sıkıntı var. Bunların çiftleri olabilir.
çift olanlarını bir görelim. Çift olduğunda bir daha çekiliş yapmak lazım. Daha çift üretmemesi için arkadaşlar bir yöntem geliştirmek lazım. Yani çift geliş geldiğinde yeniden üretecek şekilde. Bir bakalım kaç tane çift var. Onu düşünmedim ama mutlaka çiftlerle ilgili. Evet. Bakın bayağı bir çift gelmiş. Evet. Yeniden ürettiğimizde muhtemelen çok sayıda gelecek. Çift olmaması için sadece o sayılara ilişkin bir üretim yapabilir miyiz? Yani belki şu şekilde düşünülebilir. Rastgele arada yapılacak. Yine arkadaşlar bizim eğer sayımız vardı. Bu üretilen sayı 100 tane içerisinde eğer sayla bakılacak ve çiftse bir kere daha üretilecek ama yine çift olabilir, yine çift olabilir. Çiftlerle üretmenin bir yöntemini bulmak lazım. Eğer sayla düşünülebilir. Onu bir başka çalışmada arkadaşlar yapmaya çalışayım. Yani burada sonuç olarak kullanımını gördük. Ama eğer sayla ilişkilendirip çipse bir kere daha üret veya rastgele üretmenin şeklini bir başka çalışmada size aktarmaya çalışayım arkadaşlar. Ürettik ve çiftleri var. Bunların olmaması gerekir. Hani çift olanların bir kere daha çekmek gerekir. Belki çift olmayacak şekilde 100 taneyi üretmesini dediğim gibi eğer sayıdan yararlanarak sağlayabiliriz. Bizim tipler bölümünde çiftleri bulunan eğer say kullanımımız vardı. Onu da size şimdilik not olarak vereyim. Ama dediğim gibi yöntemini buluruz. Bununla ilişkili sadece S sayı üret var. Onun kullanımı daha farklı. S sayı üret dediğinizde size sadece 0 ile 1 arası bir rastgele sayı üretiyor. Bu arkadaşlar tabi sizin işinize yaramayabilir böyle bir durumda. Bunu ne yapıyoruz? İşte belli bir sayıyla çarparak, tam sayıya çevirerek böyle bir sonuç elde ediyoruz. Bunların değişmesinin nedeni bu fonksiyonlar her seferinde yani güncelleme olduğunda Excel üzerinde bir hücredeki veri girildiğinde diyelim yapıyor. Tabi bunları eğer bir kere üretilecekse üretilip hemen ne yapmak lazım? Değişmemesi için bir daha arkadaşlar hani özel yapıştırılar bunları değer haline getirmek gerekir. Dediğim gibi tekrarlanmayan sayı üretme kısmına bakacağım tekrar. Onlar değişiyor ama bunlar değişmiyor gördüğünüz gibi bakın. Bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.